Herkese, ben Isaac Türkiye ekibinden Sertaç. Bugün Isaac ve Enkel işbirliğiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz projemizde Oğuzhan Bey ile beraberiz. Ve sizinle satış üzerine birkaç konuşma gerçekleştireceğiz. Daha doğrusu sizin soruları cevaplayacağız. Olacağız. Hoş geldiniz Oğuzhan Bey. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki Oğuzhan Erdoğan, Türkiye Enkel Kimya Sanayi'de çalışıyorum satış yöneticisi olarak. Şu anda son 2 yıldır burada bu faaliyetime devam ediyorum. Birazcık da aslında kendi nasıl diyeyim kariyerinizden aynı zamanda yaptığınız işlerden de bahsedebilirsiniz. Özellikle satış adına sizi iten sebepler nelerdi? Çok daha mutlu oluruz açıkçası. Tabii ki biraz o zaman geçmişe döneyim ben. 2009 yılında mezun oldum ben Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden. O gün bugündür aslında özel sektörde çalışmaya devam ediyorum. İlk kariyerime ben satışta başlamadım esasında. Üniversitede biz majorlar seçiyorduk, hala aslında galiba öyle. Finans tarafında seçip başlamıştım. Dolayısıyla bir buçuk 2 yıllık bir Financial Revenue Assurance diye geçen bir finans tecrübem oldu. Sonrasında dedim ki bu iş çok bana göre değil esasında. Çok böyle masa başı, daha Excel'lerle, raporlarla uğraşılan bir iş. Sonrasında askerlik dönemi devreye girdi. Askere gidip geldikten sonra kendime satış pazarlama tarafında bir kariyer planlamak istedim. Ve ihracat satışıyla bir şirketle başladım. Sonrasında da aslında satış kariyerim başladı. Orada yaklaşık 1,5 yıl ihracat deneyimi oldu ki o da çok farklı bir aslında satış baktığınız zaman çok alanlara ayrılır. Konuşuruz bunun detaylarını. Oradaki daha farklı bir durumdu. Yurt dışı satış tarafındaki dinamikler çok daha farklı. Sonrasında Henker kariyerim başladı. Burada daha Türkiye odaklı yerel firmalarda yerel satış olarak aslında devam ettim. Sonra bir ayrılık oldu Enkel'den geri döndüm. O dönemde yine bir farklı bir Alman firmasında. Yine satış tarafında yurt içi yurt dışı. Yani şöyle söyleyebilirim son 10 yılım satış kariyerim olarak başladı ve şu an devam ediyor. Şu an ne yapıyorum? Şu anda Türkiye merkezli ve Orta Doğu Afrika bölgelerinden sorumluyum. Mobilya ve ahşap yapıştırıcıları tarafında endüstriyel satış olarak tabir ettiğimiz kısımda şu anda yöneticilik yapıyorum. Teşekkürler. O zaman ben diğer soruma direkt devam edeyim. Tabii ki. Aslında baktığımızda satış alanında çalışmak isteyen gençlere, özellikle de bu alanı öğrenmek isteyen Isaac'teki insanlara da neler tavsiye edersiniz? Sizce nelere fokus almalı olarak satış tecrübenizle beraber anlatabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Ya tabii şimdi satış gerçekten çok dinamik bir alan. Yani satışı çok derinine inmek lazım. Baktığınızda hani kendi hikayemden de bahsettim ya, bana göre değil dedim. Aslında arkadaşların tam olarak ne yapmak istediklerini değerlendiriyor olmaları lazım. Yani kendi karakterleri ön plana çıkıyor, tecrübeleri ön plana çıkıyor. Satış kariyeri yapmak isteyenlere benim öncelikli herhalde tavsiyem şu olur. İletişim becerileriniz ne kadar kuvvetli veya bu sizi ne kadar mutlu ediyor insanlarla sürekli bir ilişki içerisinde olmak, onlarla bir birliktelik içerisinde olmak. Çünkü işin odağı gerçekten insan ve bir şirketin yüzüdür satış. Yani bir firmaya gidip firmayı temsil eden kişidir. Orada ürünü anlatan kişidir, ikna eden kişidir. Sonrasında da servis noktasında, destek noktasında da kontak kişidir. Dolayısıyla burada muhatap olacağı kişi sayısı ve departman sayısı çok fazla. Yani özellikle bizim taraftan bahsetmek gerekirse endüstriyel tarafta biz fabrikalarla iletişim halindeyiz, üretim yapan firmalarla. Dolayısıyla üretimcisiyle, kalitecisiyle, satın almacısıyla, gerekirse satışçısıyla diyalog halinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kısım cezbediyor olması lazım arkadaşları ki satış kariyerinde daha böyle emin adımlarla ilerlesinler. Bu konuda da ne yapabilirler? Belki de hani öğrenciyken kısıtlı imkanları ama staj bunun için çok güzel bir seçenek. Henkel'de de staj olanaklarımız mevcut zaten muhakkak takip ediyordur arkadaşlarımız. Burada ne kadar çok staj yaparlarsa aslında belki neyi yapmak istediklerinin dışında neyi istemediklerini görerek sonrasında adım adım doğruya ulaşabilirler. Bunun yanında yine eminim ki üniversitelerde yapılan çokça seminerler, eğitimler yani burada konuşmacı arkadaşlar, oralardaki bilgiler, o donanımlar fikir oluşturmada bence çok faydalı.
Keza ben de eskiden kulüpçüydüm. Bu arada Isaac'te de ben geçmişim vardı üniversite yıllarımda. Üniversite 1'deyken o Taksim yollarında bayağı bir gidip geldim Isaac tarafına. Hala oradan bilmiyorum ama yeriniz. Evet. Hoş orada devam ediyor. Evet, 1,5 yıl boyunca gittim geldim. Sonra mesafe biraz yorunca okuldaki kulüp aktivitelerine dönmüştüm. Velhasıl çokça aslında bu tarz seminerlere, konferanslara katıldık ve kişilerle diyalog halinde olduk. Bunlar biraz kendinizi tanımanıza fayda sağlıyor. Dolayısıyla hani bunun yolu biraz buralardan geçiyor diyebilirim. Teşekkürler Oğuzhan Bey. Aslında bir diğer sorum da şu şekilde. Hızla değişen tüketici taleplerine baktığımız zaman aslında şirket politikası noktasında yaptığınız ilginç yaklaşımlar neler oluyor? Bu değişen dünyada Henkel'in kendi satış politikalarını uyguladığı değişik bir strateji var mı? Eğer varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Tabii ki. Ya aslında çok güzel bahsettin. Sürekli bir değişim var şu anda dünyada. Dolayısıyla iş yapış şeklimiz, müşterilere ulaşmamız, onların talepleri, asıl onlar bizi yönlendiriyor burada nasıl hareket edeceğimiz noktasında. Yani üzücü bir olay yaşadık, pandemi yaşadık. Bu pandemi aslında çok şey değiştirdi. Belki bununla beraber gelen birçok nokta şu anda gündemimizdeki konulardan bir tanesi. Örnek vermek gerekirse eskiden biz fiziki ziyaretlerimizi çok daha sık yaparken şu anda aslında daha online ziyaretler, online görüşmeler yaparak işlerimizi çözebiliyoruz. İlk başta zorunlu olarak başlayan süreç şimdi daha tercih edilebilir bir hale geldi. Yani müşterilerimize biz ziyaret etmek istediğimiz zaman artık onlardan geliyor. Ya bunu online'da çözemez miyiz? Acaba böyle uzaktan toplantı yapsak? Çünkü vakit kaybı. Oraya gidiyorsunuz, geliyorsunuz bir şekilde. Nereden neyi kurtarırız noktasında müşterilerde de artık bu farkındalık oluşmuş durumda. Bunun dışında trendler konusunda konuşmak gerekirse dediğim gibi yine müşteriler bizi yönlendiriyor ama son zamanlarda çokça trend olan şeylerden bir tanesi aslında sürdürülebilirlik. Yani yapılan ürünlerin, üretilen ürünlerde kullanılan ham maddelerin doğaya, çevreye ne kadar aslında katkı sağladığı veya zarar vermediği noktasında son dönemlerde Avrupa'da başlayan, Türkiye'de de devam eden bir dönemdeyiz. Dolayısıyla şu anda bu da yine müşterilerden gelen ve aslında komünitede de bir farkındalık oluşturan bir konunun sonucunda biz ürünlerimizi, iş yapışımızı, servisimizi tamamen buna adapte etmeye çalışıyoruz. Yani buradan ne demek istiyorum? Kullandığımız ürünlerdeki bio-based ham maddelerin oranın artması veya sevkiyat yapıyorken kullandığımız araç tiplerinin değiştirilmesi. Keza şirkette şu an faaliyete geçmese de aslında üzerinde çalıştığımız işte şirket araçlarının doğaya daha az karbon salınımı yapan araçların kullanılması. Baktığınızda kendi sektörümden örnek vereceğim. Mobilya tarafında izledim. IKEA bizim globaldeki en büyük müşterimiz ve IKEA'nın bu konuda çok fazla talepleri oluyor. Ve IKEA bizim sektörümüzde bir yol gösterici ve bir önder konumundadır. Onlar nereye odaklanırsa sektörde biraz da oraya gider diyebilirim böyle çok kabaca. Onların sürekli talep ettiği bazı dokümantasyonlar, bu örnek verdiğim konularla alakalı beklentileri zaten zamanla pazara sirayet ediyor. Biz de o konuda müşterilere o ihtiyaçları doğrultusunda, talepleri doğrultusunda cevap vermek için sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda da Henkel olarak da bu süreci yönettiğimizi düşünüyorum. Teşekkürler. Yani aslında bir diğer sorumuz da e-ticaret ve dijital platformlarda Henkel'in yaptığı geliştirici aktiviteler neler oldu ve şu anda yaptığı çalışmalar noktasında. Özellikle de biz gençlerin birazcık daha bu noktada daha bilgi sağlamaya başladı. Sizin tavsiyeleriniz neler, Henkel bu noktada neler yapıyor? Birazcık da bunlardan bahsedebilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Tabii ki. Yani e-ticaret evet çok büyüyen bir alan. Yıllar önce yani 10-15 yıl önce biz duyduğumuz zaman çok farklı geliyordu ama şu anda e-ticaret hayatımızda olan bir şey. Uygulamalarda olan, bilgisayarlarımızda her an açtığımız platformlar. Dolayısıyla tabii ki Henkel bu anlamda satış tarafında farklı farklı platformlarda bu varlığını sürdürüyor ve artırmaya çalışıyor. Ama burada yine benim bildiğim kısımlardan örnek vereceğim. Çünkü endüstriyel satış tarafına geldiğimiz zaman yani bizim taraftaki satışta FMCG'den biraz daha farklı olarak bizimki üreticilere yönelik ve proje bazlı çok daha yüksek miktarlarda ve üretime yönelik bir satış. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz online platform olarak veya dijitalleşme olarak? Bizim
Bizim normalde bir müşteriden sipariş alırsınız, mail gelir, bir sipariş formu gelir. Biz bunu kaldırdık. eShop, henkeleshop.com şeklinde bir site yaptık ve şu an müşterilerimiz nasıl ki bir online satış platformuna girip de ürünleri seçiyorsunuz, sepetinizi ekliyorsunuz, işte iletiyorsunuz. O şekilde bizim tutkallarımızı 3 ton bundan, 5 ton bundan şeklinde seçip bize herhangi bir mail atmaksızın, herhangi bir form doldurmaksızın iletebiliyor. Ve bu da bizim otomatize sistemlerimizde planlamaya, sevkiyat tarafına, müşteri hizmetlerine düşerek o döngü halinde müşteriye sevkiyat gerçekleştiriliyor. Yani buradaki en büyük olayın bu olduğunu söyleyebilirim bizim tarafta ve bu daha da artacak yakın zamanda. Şu anda sevkiyatları dahi artificial intelligence dediğimiz aslında platformlar yönetmeye başlayacak. Tamamen bu otomasyon sistemleri ve dijitalleşme alanında tüm bu trendleri takip ederek bu tarafta da yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Aslında sohbetimizi sonlandırmadan önce bir diğer sorum da aslında bu alanda gelişmek isteyen ya da sizin sorduğum sorular dışında da eklemek istediğiniz, bizlerle paylaşmak istediğiniz bir tecrübeniz ya da bir öğütünüz daha doğrusu varsa onları dinlemekten çok memnun oluruz. Tabii ki. Yani şöyle aslında başında da biraz konuştuğumuz üzere özellikle satış alanında kariyer yapmak isteyen arkadaşların yani şundan korkmasınlar arkadaşlar. Başarısız olmaktan korkmasınlar, denemekten korkmasınlar. Çünkü neyi sevip neyi sevmediğinizi ancak tecrübe ederek anlarsınız. Yani bu staj olur, bu iş deneyimi olur, bu kulüp çalışması olur, bu Isaac'te bir görev almak olur. Bunları ne kadar yaparlarsa aslında o kadar kendisini tanıyacaktır arkadaşlar. Ve kendini tanıdığı müddetçe de aslında bir sonraki adımda seçeceği kararda, atacağı yollarda daha mutlu olacaktır ve daha kendini bilerek ilerleyecektir. Yani benim en belki de basit ama en önemli gördüğüm tavsiyelerden bir tanesi budur. Korkmayın, düşün, kalkın, deneyin, kendinizi tanıyın. Bunun neticesinde de gitmek istediğiniz yere emin olun varacaksınız. Umarım faydalı bir seans, bir görüşme olmuştur hepimiz için. Ben teşekkür ederim. Aslında anlattığınız en tecrübenizi paylaştığınız için arkadaşlar adına tüm Isaac ailesi adına da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar bu Business Talk'un da sonuna geldik. Görüşmek üzere.